İnsanlar vardır. Gelip geçerler hayatlarımızdan. Kimi hiçbir iz bırakmaz ardından. Kimi hafifçe okşar ruhumuzu, kimi de hüzün bırakır ardından. İnsanlar vardır. Su gibi aziz, su gibi duru. Konuştukça su olur, akarlar kalbimize. Kan gibi, can gibi, canan gibi. Hayat, inanmak ve mücadele etmekten ibarettir. Allah, bu kısacık hayatta en güzel varlık olarak yarattığı insanın şekline ve servetine bakmayacağını, kalbine ve yaptıklarına nazar edeceğini beyan eder. Hayat yaşandığı kadardır. Gerisi ya anılarda bir iz ya da arzularda bir umuttur. Hepsi bu. Geriye dönüp baktığında keşkeleri az, iyilikleri, güzellikleri çok olan insana ne mutlu. Hacı Sefer Emreciksin, orta halli bir ailenin çocuğudur. Serhat şehrimiz Kars'ta başlayan hayat hikayesi, ailesinin Iğdır'a göç etmesiyle devam eder. İsmim Sefer Emreciksin, Kars'ın eski ismi Yalçınlar. Yeni eski ismi Kine'yi, yeni ismi Yalçınlar köyünde 1944'te doğdum annemle. 1956'ya kadar köyde yaşadım. İlkokulu kendi köyümüzde okudum. 1956'da Iğdır'a göç ettik, Iğdır'a gittik. Babam o zaman bizi Iğdır'a götürdü. Iğdır'ın Amarat köyünde bir sene kadar kaldık. Orada Mircevat Ağa vardı. Allah şimdiye kadar yaşamaz o. Vefat etmişler. Allah ruhunu şad eylesin. Onun reşberi oldu babam. Orada reşberlik yaptı. Ondan sonra Iğdır'ın içerisine geçtik. Karaağaç mahallesinde oturduk. 1964'e kadar. Çocukluğum o zaman 56'ya kadar köyümüzde geçti. 56'dan sonra demin dediğim gibi şeye geçtik, Iğdır'a gittik. Gençlik çağım Iğdır'da geçti. Iğdır'da seyyar satıcılık yapıyordum askere gidene kadar. Gençlik yıllarında hırdavatçılık yaptığını ve daha sonra inşaat işleriyle hayatını idame ettirdiğine dair vurgu yaparak anlatmaya başlıyor acı tatlı hatıralarını. Bazen sitemkar, bazen nasihat dolu anılara. Seyyar satıcılık işte ufak tefek fırdavat, yani o zamanki deyime göre kap, kaşık vesaire çorap köylere götürüp arabayla satırdım. At arabasıyla gidip geliyordum o zamanki şeyde durumlara göre. O günler hatırladığım kadarıyla çok iyi bir günlerimdi benim. Yani nasıl anladım yani şimdi o günleri bugünkü çağa göre o günleri aramak benim için çok çok hatırlamak yani çok iyi bir şey. Şimdiki gençlerde o günleri göremiyorum. Yani şimdiki gençler bilmiyorum la yani vurdum duymaz gibi yaşıyorlar ama bizim zamanımızda öyle değildi. Bizim zamanımızda çalışmak vardı. Saygı vardı, hürmet vardı, büyüğe, küçüğe. Babam bir şey yapmıyordu. Babam bir yaşlıydı. Babamın ismi Kurban. Annemin ismi Tamaşa. Altı kardeş idik biz. İki bacı, dört kardeş. Şimdi şu anda
kardeşlerimden bir tanesi, ikisi yaşıyor. Bir ablam yaşıyor, bir de ben, en küçük kardeşim yaşıyor. Diğerler Allah'ın rahmetine kavuşurlar. Rahmetli oldular. Babam çiftçiydi. Iğdır'da da çiftçilik yapıyordu. Zaten köyde de çiftçiydi, çiftçilik yapıyordu. Nasıl olduysa işte bizi aldı gitti o zamanlar Iğdır'a. Demek ki orada daha geçim daha iyiydi ki bizi köyden Iğdır'a götürdü Kars'tan. Gittiğimize de yani memnunduk yani orada yaşadığımıza göre Iğdır'da. Iğdır'ın havasını herhal sizler de biliyorsunuz. O zamanki halini de, şimdiki halini de. Doğu'nun Paris'i Iğdır bana göre. Öyle bir şehir, öyle bir yer. Yani Türkiye'nin de ne diyeyim yani şimdi Konya Ovası gibi bir ova Iğdır. Öyle bir yer. Hani o zamanlar öyle şey yapırdık. Şimdi de aynı. Ben senede bir iki defa gidiyorum yani o memlekete. En az iki sefer gidiyorum daha. Baba toprağımız. Kendi köyümüze gidiyorum. Gençliğimin geçtiği Iğdır'a gidiyorum. Her gidişimde Iğdır'a gidiyorum. Vatan borcunu ödeme günü gelip çatmıştı. Kars'tan trenle İzmir'e gidecekti. Önce annesini hatırlatarak duygulanıyor, sonra başlıyor askerlik anılarına. İzmir Bornova'da başlayan askerlik hizmeti Kırklareli'nde devam edecekti. Onu en çok etkileyen merhum Erdal İnönü ile yaşadıkları anıydı. Askerlik Iğdır'daydık. Iğdır'dan babam beni aldı, Kars'a getirdi o zamanlar. Kars'ta trene bindirdi. Annem ağlıyordu. Benim kendim askere yedirdim diye annem ağlıyordu. Anneme dedim ağlama. Babam beni götürdü Kars'a bindik trene. Bir arkadaşla beraber hatırlamıyorum şimdi ismini. İzmir'e gittik. İzmir Bornova'da 4 ay kaldım. Temel taburu da orada geçirdim. Orada güzel arkadaşlarım vardı hemşerilerimle. İsimlerini de onların anayım şimdi. Allah üçünün de ruhunu şad eylesin. Üç arkadaşım vardı. Üçü de Allah'ın rahmetine kavuştu. Birisinin ismi Turabil idi. Bir tekaltılı. Tekaltılı. Abiyle kardeşleri tekaltılıydı. Oradan bilirim. Birisi isimden söyleyeyim Mehmet Tahan. Allah rahmet eylesin. Gemişlili. Öteki arkadaşım da gene Gemişlili. İsmail Kolbak. Bunlarla 4 ay orada beraber 2 ay orada beraber kaldık. İsmail'le 24 ay beraber kaldık. İsmail'le beraber Kırklareli'ne gittik. Turabil orada kaldı. Mehmet Tahan Hayrabolu'ya geçti. İsmail'le ben 24 ay Kırklareli'nde Şeytandere'de 33 Dümen Topçu Komutanlığı'nda beraber yaptık. Ben komutanlıktaydım. O 93 Topçu Taburu'ndaydı. İkimiz de topçuyduk. Askerlikte de böyle bir anımız oldu. Allah onların ruhlarını şad eylesin. Bunlar Kırklareli'nde orada askerliğim orada bitti. Sınıfım topçuydu. 33 Dümen Topçu Komutanlığı'ndaydım. Rahmetli Erdal İnönü o zaman yedek subaydı. Bizim yedek subayımızdı. Burada güzel bir anımız var Erdal İnönü ile. Allah ruhunu şad eylesin. Bir trafik kazası olmuştu. Bir arkadaşımız vefat etmişti istikam taburundan. Şey geldi oraya. Kızılay'dan geldi oradan kan alırlar, askerlerden kan alırdılar. Ben de o zaman aynı sivilliğim nasıl geçtiyse askerliğim de aynı geçmiştir. İnşaatta dershane yapıyorduk. O zaman bütün garnizon gitti, kan verdi. İnşaat bölüyor adamlar olarak arkadaşlar. Biz kan vermeye gitmedik. Pazar günüydü günlerde de Erdal Bey de şeydi, yedek subayımız olduğu için garnizon komutanıydı o gün. Nöbetçi onbaşısını yolladı.
nöbet cumbaşısı geldi. Bize dedi ki, bana dedi genelde. Çünkü onların şeyi benedim, komutanları. Kendim de onbaşıydım. Dedi sizi nöbetçi subayı tehmenimiz Erdal Bey çağırır. Gitti oraya tak bir selam. Evladım dedi bana, niye kan vermeye gelmiyorsunuz? Dedim komutanım, biz inşaatta çalıştığımız için kan vermeye onun için gelmedik. Benim ensemi okşadı. Dedi siz kan verin, siz onun daha da faydasını göreceksiniz. Biz de gitti hemen tak bir selam. Hepimiz yattık, 6 kişiydik. Bizden kan aldılar. Erdal Bey'le de o zamanlar askerde böyle bir anımız vardı. Bir günde sivillikteydik. Kızım, çocuklardan birisini götürmüştüm Çapa'ya, hastaneye, Çildiye'ye. Kız bana dedi ki, baba dedi, Erdal Bey. Ne Erdal Bey dedim. Dedi Erdal'in önü. Nerede dedi, dakanlığın oradan çıktık biz. Baktım oradan geliyor. Koştum gittim, selam aleyküm selam. Komutanım dedim, nasılsınız? O zaman Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'ydı. O zamanlar Erdal Bey. Dedi sizi çıkaramadım. Kırklar eline doğru bir göz atın. Hatırladı dedim, böyle böyle bir şeyimiz var bizim dedim, anımız var dedim sizinle. Hatırladı dedi. Bir iki kelime konuştuktan sonra çok mütevazı bir insanıdır. Hiç unutmuyorum. Yani o kadar tatlı, o kadar muazzam bir insanıdı ki olsa o kadar olur ha yani. Ben hayatımda İnönü kadar temiz, güzel bir insan görmedim. Yani 76 yaşındayım. Yani görmedim. Bana dedi, benden müsaade istedi. Sevinç Hanım da yanındaydı, hanımı da. Sevinç Hanım'la dedi, bir yere kadar gideceğiz dedi, toplantımız var. Müsaade istedi. Ben de elini sıktım. Öptürmedi bana elini. Gittiler. Erdal Bey'le de öyle bir anımız var yani benim askerlikte, sivillikte. 10 Kasım Atatürk'ün ölüm günü. Herkes içtimaya çıktı. Benim biraz törpüllü olduğum için komutanlardan, inşaatta dershane yaptığım için şey yaptılar. Beni içtimaya çıkartmadılar. Tezkere günüm o günüydü. Zaten izin vermişler. 45 gün izin kullandım. İzinimden hariç. Aylık izinimden hariç. Dershaneyi açtıktan sonra 45 günde mükafat izini verdi o zaman komutanımız. Onu da kullandım. Beni hemen elbisemi giyindirdi kendisi. Giy elbiseni dedi. Biz içtimaya çıkana kadar. Seni dediler, şeytan dereden bir araba tahsil etti. Beni getirdi, trene bindirdiler. Ben geldim İstanbul'a. İstanbul'a 1966'nın 11. ayında. 10 Kasım günü tezkereye aldım. Geldim İstanbul'a. O gün bugün İstanbul'dayım. Vatan borcunun ardından İstanbul'a gelir ve burada yaşamaya karar verir. Ama önce yuva kurması gerekiyordur. Evliliğe giden yolda anlattıkları bir hayli düşündürücüydü. Babam bir Iğdır'daydı. Ondan sonra babam, annem telefon açtılar. Gel, gel, gel. Telefon değil de mektup. O zamanlar telefon yoktu. Mektup yazdılar. Ben dedim gelmiyorum, burada çalışırım. Ev tutacağım dedim. Sizi buraya getireceğim. Babam bir iki defa geldi. Bir defa geldi dedi, seni evlendireceğim. Gel gidelim. Ben gitmedim. Amcam da o zaman bana sinirlenerek bir de bir tokat attı. Allah rahmet eylesin. Amcama da yengeme de, amcamın hanımı, yengem geldi. Yani babamın yanında o güne kadar yani doğru dürüst ne konuşmuştu yüksek sesine, ne de saygısızlığını bozmuştu. Yengem geldi amcama şey yaptı, biraz yüksek sesle, sen niye vuruyorsun çocuğu dedi. Gitmiyorsa gitmiyor dedi, niye vuruyorsun?
diyor ki burada ev tutacağım, sizi buraya getireceğim. Biz gelmişiz, onlar da gelsin. Neticede de babam öyle gitti, döndü Iğdır'a gitti. Bir iki ay sonra bir daha geldi. Bir daha geldi, dedi ki seni götüreceğim, ben gitmedim. Buradan dedi o zaman gidirem sana. Halanın kızını nişanlamaya. Yorgun düşen gözlerim, vuslata dalmış gibi maziden bir hatıra, sanki canlanmış gibi. Fısıldaşır rüzgarlar, yılların ötesinden maziden bir hatıra, sanki canlanmış gibi. Ben bir şey demedim. Ben geçtim, gittim mutfağa, yeğenlerim geldi, amcamın kızları. Abi dedi, dedem sana bir şeyler söyledi, sesin çıkmadı. Dedim, kızım ne söyleyeceğim dedim ben ya. Amcam orada, annen orada, babam orada, ben onların yanında ne diyeyim? Git beni evlendir mi diyeceğim. Demedim, ondan sonra yengem geldi, ol dedi, senden haber bekliyoruz. Sen ne diyorsun? Dedim, ben bir şey o konuda dedim ben bir şey anlamam. Babam ne diyorsa odur. Evlendirecekse, bacısının kızı mıdır, kimdirse gitsin alsın. Ben buradayım. Gitsin alsın deyince amcam hemen şey yaptı. Bana dedi kalk gidelim. Gitti Sümer'de bir şeyimiz vardı bizim hemşerimiz. Erzincanlı manufaturacı. Zeytinburnu Sümer'de evet. Amcamın Sami'nin dostluydu, arkadaşıydı. Onun oraya gittik, oradan gereken neyse o zamanki şartlara göre kumaş olarak nişan koymaya gidiyor ya, onları aldı, hazırladı, bir bavula doldurdu. Ertesi günü amcam babamı götürdü Haydarpaşa'da. O zaman otobüs falan hiçbir şey yok. Haydarpaşa'ya gideceksin. Haydarpaşa'da trene bineceksin, el sallayacaksın, yola salacaksın, gidecek. Hep öyle yapırdık gidip gelenleri. Gelenleri de orada karşılayırdık. Yolladık gitti. O zaman annemle ablamı, ablam da Iğdır'daydı. Ablamı da alır, annemi de alır. Amcamın hanımı, yengemi de alır. Üçü de, dördü de şeye gidirler, köye gidirler. Köyde de hiç kimsenin haberi yok. Babam gidecek. Kardeşinin kızını oğlunu alacak. Öyle bir şey yok yani. Kimsenin haberi yok. Bir bakıyorlar ki babamın ismi Kurban'ıydı. Kurban gelmiş. 3-5 tane de hanımla gelmiş. Hoş gelmiş, safa gelmiş. 2 bavul dolu su gelmiş. Hayırdır falan halam sorur. Değil vallahi böyle böyle geldim, kızı kediye alacağım, oğlumu alacağım. Ya değil böyle gelmek mi olur? Adam bir haber verirdi, bir mektup yazardı, bir şey söylerdi. Kız kediyi görmemiş, kedi kızı görmemiş. Nasıl olmuş? Benim şimdi size gösterdiğim fotoğrafı, rahmetli Turabil'le benim fotoğrafı gösterir der. Hangi de bu? Sen ne diyor geldiği görmüyorsan kızın da görmeyip. O fotoğrafı görür. O fotoğrafa göre hanım evet der. O gene hiç olmasa fotoğrafı gördü. Biz hiç onu hiç fotoğrafını da görmedik. Öyle evlenme yaptık. İyi ki de evlenmişiz onunla. İyi ki de babam, Allah ruhunu şad eylesin, babamın kaynım rahmetli vefat etti. Benden bir yaş küçüğüydü. O askerdi ben nişanlandığım zaman, evlendiğim zaman. O kaynemin, halamın. Yani iyi ki de bize evet demişler. O kadınla beni evlendirmişler. Allah ruhunu şad eylesin. 17-18 ay olurdu hanımı vefat gayb ettik. Ruhu şad olsun. Bana gül gibi 7 tane evlat verdi. Evlatlarımı hepsinden memnunum çok şükür. Hiçbirinden sıkıntım yok. 2 oğlan, 4-5 kız. Çok şükür kızlarım da etrafımdadır. Kendi hemşerimle evlendiler istedikleri gibi. Hiçbirinden sıkıntımız yok. Yani
Yani iyi ki şey yaptık yani. Yani güzel bir evlilik yaptık. Ondan da güzel bir evlatlarımız oldu. Şimdi de torunlarımız şu bu. Yani hamdolsun. Sıkıntımız yok. İnsanın ömrüne ömür katan hayat arkadaşı. Bir çınar gibi sağlam, yaslandığında huzur veren. Acı tatlı hatıraların, mutlu bir yuvanın birlikteliği. Hayatın tüm fırtınalarına birlikte göğüs geren eşlerin, hayatın finalinde yaşadığı ölüm ayrılığı, erkek için de zor, kadın için de zordu. Alışmak da kolay değildi. Kimse onun yerini dolduramaz ki. Gözden akan yaşlar, sözün bittiği yerde. Bu onsuz hayat zindan. Yani şimdiki hayat 1,5 seneden beridir. Ne oluyor 1,5 sene? Zindan gibi geliyor bana. Ruhu şad olsun. Mazarına çiçeklerini sürüyorum. Daha alışamadım. Alışmam da mümkün değil yani. Mümkün değil. Böyle devam edeceğiz. Hayat devam ediyor yani. Böyle devam edeceğiz yani artık. Alışmaya çalışacağız artık. Ne kadar ömrümüz var, Allah ne kadar ömür verir bize, ne kadar şey yapır. Hayat devam ediyor, yaşam devam ediyor. Yalnızlık, hele böyle bir hanımdan ayrılmak, bilmiyorum. Zeytinburnu'nda ben fazla kalmadım. 2 sene kaldım Zeytinburnu'nda. Ondan sonra Koca Mustafapaşa'da yaptığım inşaatlardan bir daire aldım. 1972'de geçtim şeye, Koca Mustafapaşa'ya. Koca Mustafapaşa'da 1984'e kadar Koca Mustafapaşa'da o dairede yaşadım. Ondan sonra Halkalı'da göç ettim Halkalı'ya, Halkalı'ya geldim. Halkalı'da Zeynebiye Camisi'nin ek inşaatını yaptım. 84'te geldim, ek inşaatını yaptım. Ondan sonra da yerleştim Halkalı'ya, Zeynebiye'ye. Zeynebiye'de bir arsa aldım. Şu an oturduğum binanın yerini. Orayı yaptık. O binayı yaptık, binada oturduk. Aşağı yukarı 20 seneye yakın Zeynebiye'ye hizmet ettim. Camıda yönetici olarak yöneticilik yaptım. 2008'de de 2010'da mı ne dernekten ayrıldım Zeynebiye Derneği'nden. Benim bir sevgim var, bir aşkım var. Zeynebiye. Zeynebiye'de hatırlanacak, konuşulacak, söylenecek çok şey var. Bütün hayatım diyebilirim ki 76 yaşındayım. Keşke doğumum, yaşayışım, gençliğim, askerliğim hep Zeynebiye'de olsaydı. Zeynebiye demek çok büyük bir şeydir yani. Zeynebiye bir varlıktı. Zeynebiye bir bizim için bir özveridi. Zeynebiye dediğin zaman akan sular durur ya. Akan sular. Bütün hatıralarım, bütün her şeyim Zeynebiye'dir. Yaşantım buraya bağlı. Hele benim unutmadığım o aşura günleri, o iskelelerde çalışmak, o iskeleleri kurmak, o hazırlıkları yapmak, arkadaşlarla, komşularla hazırlıklar yapıyorduk. Traktörlerin arabasına yüklüyorduk, getirirdik, götürürdük, yapırdık, yakıştırırdık. Hiç unutmam bir aşura günüydü. Sabahleyin ya aşuradır, öyle bir yağmur yağıyor ki sel aldı. Yani hareket edemiyoruz, sel aldı. Gittim şeye, bir şey lazım oldu, alacaktım. İp mi, neydi lazım oldu, nalbura gittim ip almaya. Bu defa laylon aldım, kafama geçirdim. O laylonu aldım,
geçirdim kafama, gittim sahaya. Sahada arkadaşlar Hilal Hoca ile Nadir Hoca orada bekliyordu. Hilal Hoca vefat etti. Allah ruhunu şad eylesin. Nadir Hoca arkadaşımız hala yaşıyor. Onu da buradan ismini analım. Çünkü bizim değerli bir arkadaşlarımız onlar. Ya sen nerede kaldın? Dedim görmüşsen. Ne haldayım? Öyle bir anılarımız var. Ama burada her şeyimiz çok iyiydi. Halen iyi, öyle devam ediyoruz. İstanbul'a zaten benim memleketteyken de ben inşaatta çalışırdım. Yani inşaat Iğdır'da ortaokul lise yapılırdı. Onun temelinde ben çalıştım. 58-59 tarihlerinde, o deprem zamanı 61 falan o aralarda. Oradan mesleğe edinmiştim. İnşaatçı şeydim, serbest mesleği olarak suvacıydım. Oradan alıştım, tezen askerde de dersene yaptım. Terhis olunca da geldim burada inşaatta çalıştım, serbest meslek. Yani İstanbul'da inşaatçılık yaptım. İnşaatçılıktan sonra da çocuklar oldu, büyüdüler. Onlara iş yeri açtım, konfeksiyon. Halen şu ana kadar devam ediyorlar. Şu an imalat yapıyorlar çocuklar. 98-99'dan sonra ben bıraktım mesleği. Çocuklar devam ediyor şimdi. Emekli oldum. Şu an işte geçinip gidiyoruz emekli olduktan sonra. Geriye dönüp baktığında herkesin bir hikayesi vardır elbette. Birkaç hikayesi olan, hatta hikaye içinde hikayesi olan. Hani derler ya, hangimiz hayatımızı yazsak roman olmaz ki? Her yaşam kayda değer bir ayrıntı, her gidiş bir kitabın son sayfasıdır. Her öykü bir acının bedeli, her hatıra bir tebessümün yadigarıdır. Ben bir rahatsızlık geçirdim. İlikte dörtte bir tembelleme vardı bende. Kan basıncı düşürdü. Kilo kaybediyordum. Çapa'da o zamanlar gittim, bir arkadaşım vardı. Dahiliye bölümünde arşiv müdürüydü bu. Benim amcamın arkadaşıydı. Orduluydu. Oradan emekli oldu. Allah razı olsun, çok değerli bir arkadaşıydı. Beni oraya tedavi altına aldı. Yatırdı beni hastaneye. Karaciğerimde kir çıktı 27 milim. O kilo kaybını falan onu yaptı. Onları da orada buldular. İranlı bir doktor vardı. Servis doktorumuzdu o bizim. O yatırdı beni ilikten kabadan alacak. İliği alacak oradan. Ki neden bu oluyor? O da beni bayağı ağlattı yani. Karaciğerimdeki kir yatırdılar masaya, ameliyat edecekler. 4 tane hoca geldi, profesör. Seyredildiler, ben de masada uzatmışlar, ameliyat alacaklar yani kir almak için. Hocalar dedi ki, birinin ismini hatırlıyorum, bizim servis şeyimiz idi. Abdurrahman, soyadı Kaysi'ydi. Profesör. Dedi arkadaşlar dedi, siz bunu niye yapıyorsunuz? Yaralıyorsunuz, biçiyorsunuz. Bu dedi negatif. Bunu dedi kontrol altına alalım. Parçalamayalım. Bunu tatile yollayalım. Temiz havaya yollayalım. Gitsin bir 40-45 gün gelsin, dolaşsın, bir gelsin, ondan sonra kontrol edelim, bakalım nedir ne değil. Beni kaldırdılar, ameliyat etmediler. Ben gittim servise. Doçent bir servis şeyimiz vardı, hocamız vardı. O geldi bana dedi, seni dedi taburcu ediyorum. Dedim biliyorum hocam, taburcu edeceğinizi biliyorum. Zaten orada dinledim sizi, duydum. Dedim hemen akşama dedim gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Dedim buradan taburcu ettim mi? Benim memleketim yayla.
kayınlarım da, yani kayınsularım da dedim, zaten köyleri yayladır. Kars'ın en iyi köyü, hakikaten de öyledir yani. En iyi köydür, yayla, temiz hava. Beşinci aydı zannedersem, beşinci ay mıydı? Beşinci aydı. Gittim oraya dedim, gideceğim. Geldiğim zaman beni bambaşka göreceksiniz. Gittim 45 gün orada, her gün sabahleyin kalkıyordum. Onların orada güzel bir tatlı su var. O sudan yedirdim, her sabah yedirdim o sudan. Doyunca içiyordum. Ondan sonra gidiyordum. Her taraf yeşillik, diz boyu yeşil ot kalkmış. O yelmiş değirdi, buğa tikanı falan, şunlar bunlar vardı. Onlardan topluyordum, yeğirdim aç karnına. Saat 9'a kadar. Gelirdim ondan sonra, bu defa çoban şeyi getirirdi, nakırçı. İnekleri ayrıydı ona şeydi. Sağırdılar, çocuklar sağırdı, yeğenlerim. Ondan sonra kaynımın hanımı falan. Teze süt, hemen orada pişirirdiler. Kayfaltımı yapırdım. Bana süt, yumurta sabahleyin. Başka bir şey yok. Tereyağı, şey, balımış, şuymuş, buymuş, onları vermirdiler. Süt, yumurta, yoğurt. Sabah kahvaltıda bir buçuk ay hep onunla aynı devam ettim. Neticede geldim. Demin anlattığım gibi o arkadaşımız, arşivdeki o dostumuz. Hemen aynı günüsü beni tahlil yaptırdı. Ertesi günü gelir gelmez, ertesi günü gittim sabahleyin acı karnına. Gittim. Şey yaptı, tahlil yaptırdık. Bir gün sonra tahlilleri aldık, hocaya gösterdik. Hoca dedi, git bir daha da kan ver. Arkadaşım sordu dedi, niye hocam dedi. Dedi, olmaz böyle şey. Bir daha kan versin, bir daha göreyim dedi. Kanı verdik, gene aynı çıktı sonuçlar. Ya ne yaptın sen dedi, nasıl yaptın? Dedim, hocam, beni temiz havaya yolladınız. Ben de gittim orada böyle böyle yaptım. Ama dedim arada bir koşuyordum da dedim. 7'den 9'a kadar hep dedim oturmuyordum. Bazen de koşuyordum o temiz havada. Kendi kendime yani sağa sola gidip geliyordum. Koşuyordum bir 15-20 dakika. Sen dediler nasıl yaşayıpsan 45 gün öyle devam et. Geldim ondan şeye buraya şey yapmaya. Daha halı sahamız bizim yoktu. O zaman yapılmamıştı halı saha. Orada bir toprak sahamız vardı bizim. Bu alan boşdu olduğu gibi bizim bu aşırı alanımız. Burada kendi kendime akşam sabah koşuyordum. İşim işi de bırakmıştım şeyden. Yani çocuklar askerden geldikten sonra ben işi falan, atölye işini çocuğa teslim ederdim. Bıraktım yani. Çalışmıyorum. Bir rahatsızlığım da vardı diye. Kadıköy'de koşu var, 10 kilometre koşacaklar. Arkadaşlarım vardı, koşuda tanıştırdılar bizi. Hacı Levent'in, benim büyük oğlanın. Kareteci bir arkadaşı vardı. Benim atölyenin ustabaşısı da onun abisiydi. Ondan tanıştık, o da bizi koşan arkadaşlar vardı. Onlarla tanıştırdı, onlar da şey yaptılar. Dediler falan günüsü şeyde koşu var, Kadıköy'de. Gidelim koşalım. Ne kadar? 10 kilometre. Ya 10 kilometre. Ben durdum dedim, ben koşabilir miyim? Veysel'den dedi, sen her gün 10 kilometre, 15 kilometre koşuyorsun. Bilmiyorum ki yani 10 kilometre bir koşu, o koşuyla bu koşu bir mi olacak? Ya gittim ben baktım, koşuya başladık. Yol geçen hanı gibi gelen beni geçti herkes. Kaldım arkada. Koşuyu bitirdim, geldim. Susuzluktan içim gidiyor. Hacı Levent'le beraber gitmiştik. Hacı Levent'e de kızdım o zaman. Dedim oğlum adam bir arar, bir yol gelir. Herkes gelmiş, bu adam niye gelmedi diye bir adam merak etmez mi? Derece çoktur. Madalya desen zaten belli yani. Yüzün üstündeydi madalya. Derece saymakla bitmez derece.
15-20 tanenin üzerinde Türkiye 10 kilometre, 15 kilometre koştuğum müddetçe hepsi benimdi. Her sene benimdi. Hiç unutmam, bir gün şeyde koşuyoruz, Ankara'da. Ya koşuyoruz, başlamıştık, 5 kilometreye koşuyoruz o gün. Ertesi günü 10 kilometre koşacağız, cumartesi Ankara'da, Türkiye birinciliği için. Hadi Veli, hadi Veli diyorlar. Ben de tanımıyorum Veli, Veli diyorlar ama acaba diyorum kendi kendime, bu Veli Ballı olmasın? Benim yaş grubumda, benden bir yaş büyük Veli Ballı. Hadi Veli Ballı dedi arkanda. Aa dedi. O zaman dedim ya bu Veli Ballı'dı. Bu Veli Ballı. Son tura girdik. Veli Ballı olunca sen de ona göre koşacaksın. Son 200 metre ben atak yaptım. Veli'nin arkasındayım hemen. Çünkü yaş grubumdaydı. Biliyorum şeyinden, yakasındaki şeyden dolayı. Son 200 metrede ben atak yaptım, Veli'yi geçtim, 10-15 metre falan geçtim. Ben birinci oldum, Veli ikinci. Ondan sonra Veli'yle 2-3 sene öyle koştuk Ankara'da, 19 Mayıs'ta. Hep geçtim yani onu. Onun haricinde gene her koştuğum 10 kilometre, 15 kilometre, böyle 5 kilometre, 10 kilometre salon koşularında Türkiye birinciliklerim çoktu. Dostluklar unutulmaz izler bırakır insan hayatında. Ruhları hazır olarak bekleyen askerler gibidir onların. Öyle dostluklar ki musibet zamanında, gıyabında ve vefatında birbirini yalnız bırakmayan can dostlar. Yediğimiz, içtiğimiz, ayrı gitmez dediğimiz dostluklar. İnsan yaşlandıkça daha da güzelleşir, daha çok birbirini çeker dostluklar. Ayrılık hayatın bir gerçeği. Dostu kaybetmek ağır gelir insana. Ona da ağır gelmişti. Hatta gözyaşı dökecek kadar ağır. Vardı, birçok arkadaşım var, çok dostum var. Allah rahmet eylesin, bir tanesini daha dün kaybettim. Hacı Mahmut benim büyük dostumdu, büyük arkadaşımdı. Dava arkadaşımdı. Hacı Mahmut olsun, Hacı Yasin olsun, Muhammed Bağır olsun, rahmetli. Biz bunlarla 20 senenin yakınında beraber hizmet verdik Zeynebiye'ye. Ben onları kaybettim, o arkadaşlarımın. Onların üstünü çekerim. Hele Hacı Mahmut. Beni büyük yara verdi bana. Büyük, derinden yani. Ötekiler o kadar koymadı ama Hacı Mahmut çok koydu. Çünkü ikimiz alıp götürüyorduk her şeyi. Onun sıkıntısı bana çok oldu. Yani koşulara gidiyordum, geliyordum. Gözüm arkada kalmıyordu. Ondan Hacı Yasin abi vardı. 20 sene beni yani kardeşleri gibi öyle kolladılar ki yani geldiğim zaman da, ama ben de onları şey etmiyordum yani, arattırmıyordum. Her şeyi kendim yapıyordum. Onları hiç arattırmıyordum. Onlar da beni öyle kolluyordular. Hani güzel arkadaşlıklarımız oldu. Dernekte güzel çalışmalarımız, Hacı Suca olsun. Güzel arkadaşlarım vardı yani. Zeynebiye'de anıları anlatmakla bitmez Zeynebiye'nin anıları. Ufka dalan gözlerim, vuslatı arar gibi. Maziden bir hatıra sanki canlanır gibi. Fısıldaşır rüzgarlar yılların ötesinden. Maziden bir hatıra sanki canlanır gibi. Hayatın finalinde insan ne söyler ne anlatır. Ne bekler, neyi arzular. Bir rüyadır ömrümüz. Elbet bir gün son bulur. Acı tatlı ne varsa hepsi hatıra olur. Hatıralar gözlerde canlanan serap olur. Her hatıra gönülde sessiz bir umman olur. Bugün bana sorsan
Ne yaptın, ne ettin? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Öyle gelmiş, böyle gitmiş. Yani ne, yaşamın yalan dünyada neye ne çıkarabilirsin? Hiçbir bir şey. Bir şey yok yani. Ne diyeyim ben ya? Hayattan ne çıkarır? Hiçbir şey anlamadım ki bir şey. Yalandan, dolandan, şundan, bundan yani şimdi bir... Sorsan nasıl yaşıyorsan hiçbir şey anlamadım. Öyle bil ki dün doğmuşum. Şu anda elimde olsa, bana fırsat verilse, Karabağ'ı kurtarırım. O acıları sindiririm. Karabağ'da o Müslümanların çektiği çileler. Başta Karabağ'ı hatırladığım kadarıyla ona benzer çok şey var. Çok kurtulacak şeyler var. Kudüs var. İmkanım ola, bana imkan verirler. O tür şeyleri yaparım. O zulümlerden kurtarırım o kardeşlerimi. Yok yok, o imkanlar da yok, hayaldi. Yok öyle bir yarım işim, öyle bir kaldı şeyim yok. Yok öyle bir sıkıntım yok, öyle bir sıkıntım yok. Tabii bir sıkıntımız var. Ya bizim kuruluşumuz budur, bizim şeyimiz, sıkıntımız budur. O mülkiyeyi kurtarıp, başa getirip, Zeynebiye Külliyesi'ni içine girmek bizim için büyük bir şeydi, gururdu. Allah izin vere de tezlikle onu zaten bitirmişti, başa gelmiştir. Yani içinin incesi kalmış. Geride bıraktığımız şu ana kadar 70 senenin içerisinde onu bir başa getirdikten sonra biz cemaat olarak en büyük mutluluğumuz o olacaktı. Benim şeyim anladığım kadarıyla zaten Hacı Mahmud ağabeyinin de en büyük sıkıntısı oydu. Onu bitirmeden, onun içine girmeden vefat etmesi, o da bir ayrı bizim için şeydi, eksikliği oldu. Gayrimüslim de olsa o da Allah'ı tanıyordu, o da inanıyor yani, o da biliyor ki Yaradan'ı var, onu da bir Yaradan var. Onu zaten inanç olarak herkes biliyor zaten, onu anlatmak gerekmiyor. Herkes onu emel etmesini, itaat etmesini herkes bilir yani. Tabii ki çocuklarımıza da onu anlatmak gerekiyor. Hele biz Ehl-i Beyt dostu olarak tavsiyemiz şu olur ki Ehl-i Beyt'e, Peygamber'e, 12 imama itaat edip onlara hizmet etmek, onlara riayet etmek, onların varlığına güvenmek o şey çok önemli. Mesela namazını gidip kılmak, ibadet etmek. Çocuklarıma da diyorum, dürüstlük, karşındaki insana insan da davranmak, ne olursa olsun, dini, ırkı, rengi, siması ne olursa olsun, insanca yaşamak, insan gayrimüslim de olsa, Müslüman da olsa, insana insanca hareket etmek, insana insanca davranmak. Yani bunları tavsiye ederdim yani, bunları derdim yani. Ne olursa olsun, büyük olsun, küçük olsun, kadın olsun, erkek olsun, insana insan değeri vermek, insanca muamele etmek. Yani tavsiye budur yani, başka ne olabilir ki yani? Kimler geldi, kimler gitti bu dünyadan, bu dünyadan. Kimler geldi, kimler gitti bu dünyadan,
bu dünyadan arif olan nakam olmaz. Bu dünyadan arif olan nakam olmaz. Bu dünyadan her devranda bir gerdiş var, min renk çalır bu rüzgar. Her devranda bir gerdiş var, min renk çalır bu rüzgar. Hüner göster, bir şey yapar bu dünyadan. Hüner göster, bir şey yapar bu dünyada.